Chris Burns. Merhaba, ben Chris Burns. The Network'e hoş geldiniz. Birazdan konuklarımızla birlikte olacağız ama önce başlıklar. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, merkez sağdaki Alt Partisi'nin ekonomik büyümeyi sağladığı için yeniden seçilmesi gerektiğini belirtti. İşsizlik son 4 yılın en düşük seviyesinde ancak hala %21'in üzerinde. Avrupa Birliği'nin dayattığı bütçe kesintileri ve skandallar hükümetin duruşuna zarar verdi. Solcu Podemos Partisi kan kaybediyor ve merkezdeki Ciudadanos yükselişte. Başbakan Rajoy ayrıca Katalan Bağımsızlık Hareketi ile de savaşıyor. Acaba Başbakan Rajoy bu kritik süreçte kendisine diş geçirmek isteyen Avrupalı liderlere karşı galip gelebilecek mi? İlk konuğum Luciana Bellan, El País gazetesinin Brüksel temsilcisi. Karel Lanu, Avrupa Araştırma Merkezi yöneticisi ve Enrique Cerveto, ABC gazetesi köşe yazarı. Lucia, sence bu seçimlerden kim galip çıkar? Ciudadanos mu yoksa Podemos partisi mi? Belki de sosyalistler. Sence koalisyonu kim kurabilir? Bu seçimler şu anda belirsiz çünkü seçmenlerin %41'i henüz kime oy vereceklerine karar vermedi. Ancak Ciudadanos Partisi'nin şansı biraz daha yüksek. Çünkü hem Podemos hem de sosyalistlerle koalisyon yapabilirler. Karel, sen ne düşünüyorsun? Bu fikre katılıyor musun? Bunu söylemek şimdilik zor ama aynı fikirdeyim. Geçtiğimiz aylarda İngiltere seçimlerinde sandıktan ne çıkacağını kimse kestirememişti. Bu seçimlerden de bir sürpriz çıkabilir. Enrique, belki de Partido Popular çoğunluğa ulaşarak seçimi kazanır. Zannetmiyorum. Bence yapılacak olası koalisyonda kilit isim Ciudadanos. Katalonya'dan çıkan bir partinin İspanya seçimlerinde etkin bir rol oynaması gerçekten de şaşırtıcı. Ciudadanos Partisi ile seçimlerdeki nesil değişimi İspanya ve Avrupa Birliği siyasetine nasıl bir etki yapar? İspanya ve Avrupa açısından bir değerlendirme yapabilir misin? Son 4 seneye kıyasla belki Avrupa siyasi arenasında daha fazla etkiye sahip olabiliriz. Ancak burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Gelecek seneki bütçeyi kontrol etmek adına Brüksel bir kesinti yapacak. Bu sebeple Avrupa politikası İspanya için önemli. European politics care a lot in Spain. Bu durumda kemer sıkma politikasına bakış açısı ne olacak? Bu durum hükümeti hangi partinin kuracağına bağlı. Ancak şunu açıkça söyleyebiliriz ki İspanya Avrupa'nın kemer sıkma politikasını en iyi uygulayan üyesi oldu. İrlanda'yı saymazsanız bu seneki %3'lük büyüme tüm zamanların en iyi oranı. Güney Avrupa ülkeleri arasında da en iyisi. Gidişat da bu durumun devam edeceğini gösteriyor. Fakat Ciudadanos ya da Partido Popular, Halk Partisi iktidara gelirse büyük ihtimalle kemer sıkma politikalarına son verecekler. Bu da Brüksel'in hoşuna hiç gitmeyecek. İspanya'da işsizlik oranının yüksek olması da başka bir sorun. Peki kemer sıkma politikasına devam ederseniz bu durumla nasıl başa çıkarsınız Enrique? Bence şu anda komisyonun yeni isteklerini konuşmak için iyi bir zaman değil. Çünkü seçim arifesindeyiz ve Ciudadanos yeni koalisyonda önemli bir role sahip. Bence iş piyasasındaki bu sorunu çözmek için yeni bir yaklaşım getirilerek bir şeyler değiştirilebilir. Ve mülteci sorunu. İspanya hükümetindeki bazı kişiler, mülteciler ve mültecilerin geldiği ülkelerle yaptıkları anlaşmanın bu sorunu çözmek için diğer Avrupa ülkelerine örnek teşkil ettiğini söylüyor. Ne söylemek istersin Lucia? Bu çözümün bir parçası. İnsan akışını durdurmak adına mültecilerin geldiği ülkelerle ya da geçiş yolları üzerindeki ülkelerle anlaşmaya çalışmak
bu soruna çözüm olabilir. Ancak binlerce mülteci çoktan ülkeye giriş yaptı. Bu sebeple yeni çözüm yöntemleri geliştirmeliyiz. Yani politika değişecek. Sen ne düşünüyorsun Karel? İspanya'nın 2000'li yılların başında birçok Rumen ve Güney Amerikalı göçmene iltica ve uyum konusunda örnek teşkil ettiği unutulmamalı. Bu insanların çoğu uyum sürecini başarıyla tamamladı. İspanya bu yeni mülteci sorununda diğer Avrupa ülkelerine bir şeyler öğretebilir. Ayrıca Afrikalı mülteci sorunuyla nasıl başa çıkıldığı da yine Avrupa'ya rol model olacak nitelikte. Peki şimdi konuyu değiştiriyorum. Bu seçimlerden sonra terörizmle mücadele konusunda Başbakan Rajoy'un Fransa'ya nasıl yardım edeceği ve bu ülkeyle nasıl bir ortaklık yapacağını hep birlikte göreceğiz. Lucia, seçimlerden sonra hükümetin bu konudaki tavrı ne yönde olabilir? Bence İspanya terörle mücadeleye hazırlıklı çünkü yıllarca bu konuda acı çekti. Bu sebeple güvenlik güçleri yıllarca iyi eğitim aldı. Bence terörle mücadele konusundaki en etkili yöntem diğer ülkelerle bilgi alışverişinde bulunmaktır. Peki askerlerin ölebileceği bu konuda koalisyon yapmaya seçmenlerin tepkisi ne yönde olacaktır? Bu seçimlerle alakalı bir tartışma konusu. Herkes Irak Savaşı'nda ne yaşandığını biliyor ve sol partiler İspanya'nın Amerika ile olabilecek koalisyonuna karşılar. Bence Mariano Rajoy eski günleri hatırlatacak, hiçbir girişimde bulunmayacak. Şimdi küresel ısınma konusunda İspanya'nın dünyadaki rolünü tartışalım. İspanya'nın yenilenebilir enerji konusunda birçok kaynağı bulunuyor. Karbondioksit salınımını azaltma konusunda bu ülkenin önemli bir rolü olabilir mi? Lucia, sen ne söylemek istersin? Geçmişte pek etkili olamadı ancak şu anda yenilenebilir enerji kaynaklarımız arttığı için önemli bir duruş sergileyebilirdi. Ancak İspanya hükümeti bu konuyla yakından ilgilenmesine rağmen pek bir şey yapmadı. Komisyonun bu konudaki baskısı umarım bir şeyleri değiştirmeye başlar. Neden bir şey yapılmadı? Çünkü yenilenebilir enerji kaynaklarına çok para yatırıldı ve pek karlı olduğu düşünülmediği için değişikliğe gidildi. Ciudadanos'la bir koalisyon olursa enerji üretim modelinde bir değişikliğe gidilebilir mi? Değişim çoktan başladı. Yenilenebilir enerji konusunda İspanya birçok atılım gerçekleştirdi. Ancak elektrik üreten büyük şirketler şu anda hedef belirleme sorunu yaşıyor. Bu sebeple yeni hükümetin bu konuya yeni çözümler getirmesi gerekiyor. Ve Katalonya sorunu. Ciudadanos'la bir koalisyon olması durumunda bu konuya nasıl bir çözüm önerisi gelebilir? This independence movement in Catalonia. What do you think, Karel? As a Flemish person from Belgium and the way how Belçika'dan gelen Flaman kökenli biri olarak İspanya'daki bu ulusal soruna bakış açım şu şekilde. Bence Başbakan Rajoy masaya oturup Artur Mas'la anlaşma yapma konusunda inat ediyor. Katalanlarla konuşup anlaşma zemini sağlamayı reddediyor. Bence seçimlerde Ciudadanos kazanırsa bu sorunu kökünden halledecektir. Bu durum iki tarafı bir araya getirip bir anlaşma zemini ortaya çıkarır mı? Evet, belki de federal bir sistem getirmek bile İspanya'daki bu soruna tam olarak çözüm getirmeyecekti. Ancak Katalanlarla diyalog kurmak çözüm için katkı sağlayabilir. Ciudadanos'la bu olası koalisyon içerisinde konuya tam olarak çözüm getirileceğinden emin değilim. Çünkü Katalonya'nın bağımsızlığı konusunda çok sert bir duruş sergiliyorlar. Son sorum Enrique. Bu konuya bir çözüm getirilebilir mi? Avrupa açısından düşünürsek. Bu süreç birlikten çıkma kararıyla ilgili. İngiltere'nin cesaretini kırar mı? Ciudadanos, Katalonya'dan çıkan bir parti ve İspanya'daki siyasi bakış açısını değiştirecektir. Bence bu çok sembolik. Sandıklara göre de bu seçimlerdeki ilk Katalan partisi Podemos olacak. Bu parti Madrid'de kuruldu. Bir şekilde bağlantılar devam ediyor.
Bence sorunları diyalog kurarak çözebiliriz. Let's find a way to make it in a dialogue mode. Evet, çok zorlu bir seçim olacak gibi gözüküyor. Konuklarım Lucia Bellan, Karel Lanu ve Enrique Cerveto'ya teşekkür ediyorum. The Network'te tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.